Herkese selam arkadaşlar. Umarım her şey yolundadır. Ee, saat 14:45 itibariyle 2:11 2023. Ee, Suşi Sıvapla ilgili hedefler ve strateji konusunda bir kayıt alıyoruz. Ee, birazcık inceleyeyim Sushi Suşi Sıvabı. Ee, bizim gerçekten uzun vadeli yatırım konusunda for, favori enstrümanı enstrümanlarımızdan biri uzun zamandır izleme listemizde duruyor. Bakalım Sushi'de durum ne? Son e, e, şeyde 30 Ekim'le 30 Ekim'le 1 1 Kasım da çok e, güzel bir hareket yaptı yukarı doğru. Ama bugün kapalı, güzel seviyorum. Ee, kahvemi de aldım. kahvemin son yudumunu ufak ufak çekerek devam edelim arkadaşlar. Böyle rahat bir gün. Dün faiz oranı açıklandı. Engameden gameden çok uzaktım. Zaten özür dilerim. Trade, trade yaparım ama bu faiz oranı ve e, eskiden de tarım dışı iki iki şey. Faiz e, faiz kararı bir de tarım dışı günlerinde ben e, işlem açmazdım. <laughs> Her zaman da sağlıklı oldu benim için. Dün gerçi fazla bir şey olmadı. Paul konuşmasından sonra yukarı gitmiş bir yasa. Ben zaten saat bir buçukta eve girdim, yoktum yani ne olduğunu ne bittiğini bile bilmiyordum arkadaşlar. Sushi. Videoya ilk kez denk gelmişsem bu arada videoyu beğenmeyi, kanala kayıt olmayı, Telegram ve Twitter'a da kayıt olmayı unutma. Diğer videoları da seyrederek bizim bakış açımızı anlamaya çalış. Ee, uçuyoruz, kaçıyoruzcuysan bu kanal sana göre kesinlikle değil. Burası ayağı yere sağlam basan, uzun vadeli yatırım yapan arkadaşların buluştuğu bir kanal biz onlarla iyi anlaşıyoruz. Çünkü onlar hiçbir zaman strese girmiyorlar. Yatırımcılar çünkü. Yatırımcı strese girmez. Tırnaklarını yemez. Rahat rahat oturursun. Saatlerce muhabbet edersin bu tip arkadaşlarla. Rahattırlar çünkü. Risk ve kasa yönetimini de çözmüşlerse dünyanın en en böyle rahat rahat muhabbet edeceğin, şakalaşacağın efendim gırgır gır şamata yapacağın insanları. Diğer grup bir an önce o işten sıyrılmasını arzu ederiz onların da. Gerçekten hele bilgisiz bir şekilde trade yapıyorsa e, vay haline onların e, trader olmak güzel bir şey. Ben de trade yapıyorum e, ama ben 25 senedir bu iş işlerin içindeyim. Yani dün başlamışın, üç gün önce başlamışın, çok zor arkadaşlar. Yani trade her zaman söylüyorum Allah traderlara kolaylık versin. Traderlık dünyanın en zor işlerinden biri arkadaşlar. Yani bir, bir sürü unsurun artık bir, bir şekilde oturmuş olması gerekiyor trader yaparak para kazanacaksan. Zaten risk yönetimi ve kasa yönetimi hepsinden daha önemli. Bir trader onları bilmeden zaten para e, kazanamaz. Açık söyleyeyim. Sushi'deki durum. Sushi'de 200 günlüğü takip ediyor mu? Ediyor muyuz? Ben etmiyorum Sushi'de. Gerek yok. Sushi'de coin market cap verilerine baktığımızda daha önce de bir Sushi videosu çekmiştik ve orada bir e, taban oluşumundan bahsetmiştik. Hatta demiştik ki bu taban oluşumunu kırabilme e, durumu var. Bu yani taban oluşumu çok önemli bir formasyon. Çünkü taba o oluşumun olduğu yerde maliyet yapan maliyet yapıldığının göstergesi oluyor. Şimdi ona da daha detaylı bakacağız. Ee, orası her zaman hafızada durur demiştik. Ee, sushi benim favorilerimden biri arkadaşlar. Uzun vadeli olarak. Çünkü sushi bir önceki boğada yok idi. Doğru düzgün ya da yani vardı ama sona doğru ufaktan bir prim yukarı doğru hareket yaptı. Yani bir önceki boğanın aslında doğru düzgün yukarı hareketi yapmayanlardan bir enstrüman. Ee, o yüzden gelecek bu boğada gerçekten sushi'den çok iyi performans beklediğim, bekleme, beklediğimin e, yani gizleyemem yani. Gerçekten iyi bir performans bekliyorum. O yüzden hani e, sushi'deki beklentim gerçekten yüksek. Sen daha iyisini bilirsin. Ben kendi adıma söylüyorum. Sadece sushi'ye zaten bel bağlamıyorum açıkçası. Yani e, bir sürü enstrümanla ilgileniyoruz sonuçta. Sushi de bunlardan biri. Coin market cap verilerine baktığımızda uzun vadeli yatırım yapacaksak zaten ilk baktığımız şey sınırlı arz olması bizim için çok önemli. İkincisi de arz edilmiş miktarın en azından %60-65'leri geçmiş olması ee, bizim için sağlıklı bir durum olarak görüyoruz. Ondan sonra da o bu arz edilen miktarın başka belli başlı cüzdanlarda toplanmış mı, toplanmamış mı, burada bir operasyon yapılacak mı, yapılmayacak mı, onun peşine düşüyoruz. Bu e, sushi de 92'si arz edilmiş arkadaşlar. Çok çok iyi bir rakam. Açık söyleyeyim buradaki bu geçen zamanda da e, güzel bir oluşum ortaya çıktı. Yani hani kolay kolay heyecanlanmam. Sushi'ye bakınca bir heyecan yapıyorum. Bir de DeFi projesi. Ben zaten gelecek Boğa'da DeFi'lerin özellikle e, Boğa'nın yıldızı olabilecekleri konusunda bir fikrim var. Olur mu olmaz mı bilmiyorum tabii. Kendi düşüncem, kendi beklentim benim bile umurumda değil. Sonuçta e, yatırım yapıyoruz yatırımın. E, sabrederek bekleyerek karşılığını almak istiyoruz koy market verilerine baktık gayet gayet sağlıklı duruyor arkadaşlar her şey e, Görmediğimiz başka şeyler varsa tabi e, Riskler varsa onları bilemeyiz Sonuçta burası kripto piyasası e, Dükkanı kapatıp giderlerse koy, buraya e, yatırdığımız para da Heba olur gider sonuçta öyle değil mi Zaten hep bunu Riski gözü alarak e, işlemlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Herkese tavsiyem, e, bilenler biliyor, hep bu yönde. Ne demiştim? Ben sushi 200 günlük takip etmiyorum açıkça söyleyeyim. 200 günlüğe göre işlem açtım. Bir 20 tane enstrüman var. Sushi bunlardan biri değil. Bu tabi tabii e, bir sürü dış sesle <laughs> yayın yapmaya çalışıyoruz. Dört haneli binada hiçbir zaman e, tıkırtı bitmiyor arkadaşlar. Yanında da üç tane dört tane köpek var. Onların da havlaması hiçbir zaman bitmiyor. Kusura bakmayın, özür dilerim. E, ama öyle yani. Şimdi sushi de 200 günlük takip etmiyorum dedim. Kırılım da takip etmiyorum. Suçu benim tamamen tam anlamıyla kendi adıma söylüyorum yatırım yaptığım enstrümanlar listesinde. Kırılıma göre işlem yapıyorsan zaten şu anda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 gündür arkadaşlar yukarı 12 saat sonra bu 2 günlük ee, kapanış da gelecek. E, 14 gün yukarı gayet, gayet gayet başarılı yani 14 gündür yukarı. E, kırılımla işlem açıyorsan suşiye güvenir misin? Ben kırılımda da suşiye pek güvenen bir adam değilim. Gerçi şöyle kapataslak bakınca evet kırılımlarda para kazanmışsın. E, ama o listemde de değil yani. Suşiyi de e, alıp satmıyorum yani. Suşiyi neden alıp satmadığımı hemen bir, bir günlük grafiğe geç, geçince hemen anlayacaksın zaten. Gördüğün gibi tertemiz. Tamam mı? Tertemiz bir şekilde burada bir taban formasyonu en az bir senelik arıyoruz her zaman söylüyorum en az bir senelik bir taban formasyonu ne demek şu kırmızı çizginin olduğu bölge Sushi'de e, tamamen bir maliyet bölgesi yani bu tabanda şöyle bir maliyet bölgesi oluşmuş Sushi'de yani bu Normalde teknik analize baktığın zaman, açtığın zaman günlükte, kısa vadede bunları görmen çok zor arkadaşlar. Kısa vadede kısalarını görürsün. Ama günlükte daha uzun vadeli perspektiften bakabilmen için en azından günlük bakman gerekiyor ki grafiğe daha net görebilirsin. Şu anda grafiği açıp baktığında zaten buraları falan boş ver. Şunu gördüğün anda ve bir seneyi bir senelik buradaki yatay pozisyon, akümülasyon bölgesi veya taban oluşumu artık ne dersen de sana kalmış. Ben taban oluşumu diyorum. Eski alışkanlıklarımız var çünkü. Tabanda bir maliyet oluşumu. Tabanda bariz bir maliyet oluşumu var. Ben borsada da hisse senetlerinde de böyle bir efendime söyleyeyim formasyon gördüğüm anda ben heyecanlanıyorum açıkçası. Çünkü korkunç bir maliyet oluşumu var burada. Bunun karşılığı ne demiştik garantisi hiçbir zaman yok. Çünkü buradan istediğimiz şey yukarı doğru harekete başladığı zaman sert bir yukarı hareket ihtimali söz konusu olabilir dedik. Ama her zaman ne diyoruz? Hep kötü kötü ihtimali cebinde tut, tut diyoruz Çünkü buradan aşağıda sarkabilir dedik ama ne kadar aşağı sarka, sarkarsa sarksın şuradaki oluş, oluşturulan maliyet bölgesi hafızaya kazınıyor arkadaşlar. Sushi'de burası hafızada duruyor. Yani burada bayağı bir maliyet var. Artık balina mı toplamıştır, yoksa gruplar girmiştir, burada toplamamı yapmıştır. Onu bilemem. Birçok DeFi projesinde bu e, formasyon söz konusu Bu arada O yüzden defalara e, dikkat çekiyorum çünkü bir çoğunda bu taban formasyonu var arkadaşlar bu e, önümüzdeki dönemde hep doge ile dentin grafiğini gösteriyorum her zaman dipte bir taban formasyonu arıyoruz dogenin dentin büyük harekete başlamadan önceki. E, formasyonunu arıyoruz, karakterini arıyoruz diye definelerin birçoğunda var arkadaşlar. Ama yatırım yapıyorsam her zaman söylüyorum. Ee, sınırlı arzu olmasını <laughs> tercih ediyorum. Şimdi ne oldu? Döndü, dolaştı. Aşağıdan geldi yine aynı seviyeye görüyorsun değil mi? Yani buradaki hafıza çok önemli arkadaşlar. Sen eğer yatırımcıysan zaten ee sen de burada maliyet yapmış oluyorsun. Ancak ancak kademeli alım stratejimize göre de Sushi'de aslında ilk beklediğimiz seviye 0.605 seviyesiydi. Yani ben uzun vadeli yatırım yapacağım Sushi'yi beğeniyorum. Ee, ve aldığım e, ürünü eski zirvesine gelmeden elimden çıkarmayacağım diyorsan 0.605'ten sushi'yi sevine sevine almış olman gerekiyordu. Bu maliyetten bahsetmiyorum bak. Burası çok önemli ama burası e, burası daha önemli uzun vadeli yatırım için. 0.605 Geldikten sonra zaten burada yok kırılım geldi, yok 200 günlüğün üzerine attı, altında kapattı. Bunlara hiç girmiyorsunuz. Zaten istediğin İlk kademeye sushi gelmiş ve sana buradan alım imkanı yaratmış. Sushi. Tamam mı? İkinci kadememiz 0.30, üçüncü kadememiz de 0.17 falan. 0.17'leri. Bu üç kademede sushi eğer gelirse uzun vadeli yatırımımızı bu üç kademeden sushi'ye bir miktar para ayırdık. Onu üçe böldük. 1, 2, 3, 3 kademeye yazdık. Birinci kadememiz geldi. 2 ve 3'ü bekliyoruz. Şimdi bana deme o oraya hayatta gelmez. Arkadaşlar neler nerelere geldi. Gelme ihtimaline oynuyoruz çünkü biz. Gelme ihtimaline karşı buraya alım yazıyoruz. Tamam mı? Gelmedi buradan suşi yürüdü. Buradan yukarı direk attı. Önümüzdeki zamanlarda. E, aldık 0605'ten aldık. Onunla yetineceğiz. Anlatabiliyor muyum? Varımızla, yoğumuzla buraya dalacak kadar e, aklımızı peynir ekmekle yemedik arkadaşlar. Açıkça söyleyeyim yani. E, 0605'ten aldık. 030'a gelirse yine alacağız. 017'ye gelirse yine alacağız. Peki şimdi ben mesela 060'tan sushi aldım. Kademeli alım yapıyorum. Ben bir yatırımcıyım ve sushi projesini de beğeniyorum haline. Halini, halini tavrını beğeniyorum. Grafiğini de beğeniyorum diyelim. 0.60'dan aldım. Bir günde %50 yukarı attı. Değil mi? Şimdi bana en son zamanlarda en çok sorulan soru şu. Yükseldi piyasa. Buradan döner mi? Buradan satalım. Dönerse biz aşağıdan tekrar daha ucuzu alır mıyız? Açıkça söylüyorum. Buradan yürüme ihtimali de var. Buradan e, 0.30'a 017 0.18'lere düşme ihtimali de var. Bunun kararını kendin vereceksin. Çünkü ben kendi adıma verdiğim kararda ben e, herkes her koyun kendi bacağından asılır. Ben kendi adıma zaten buradaki minimum bir, bir riskle buraya giriş yaptığım için 0.60'tan beklemişim. Affedersin e, 13-20 Mart'tan 20 Mart 2021'den bugüne kadar beklemişim. 0.60'a sushi almışım. E, gidip de onu 1.16'dan satacak değilim arkadaşlar. Yani bu kadar zaman beklemişim. 0.60'a gelsin diye. E, onu alıp da şimdi %50 kar etmişim. Ben buradan sushi'yi satayım. Aşağı gelir tekrar alayım. Hiç umurumda değil. Ben sushi'yi 23 dolar eski zirvesini görmeden satmam ki 0.60'a aldım daha aşağı gelmedi diyelim buradan yukarı başladı suşi. E, 0.60'a aldığım sushi 23 dolardan ilk etapta. Hepsini de vermem tabi. E, eski zirvesini görmeden vermem. Zaten ben ben buraya kadar bunu beklememin sebebi buradan alayım da eski zirvesinde tekrar satarım. D. Anlatabiliyor muyum? 3-5 kuruşluk karlar için bu kadar zaman beklemem. 3-5 kuruş kar, kar, edeceksem zaten suşi de al sat yapmam. Daha başka enstrümanlar var. Onlarda trade yaparım. Bu trade değil, tamamen tamamen yatırım yapıyoruz sushi'ye. Anlatabiliyor muyum? Benim gördüğüm kadarıyla her zaman söylüyorum sen belki daha iyisini bilirsin. Sushi'de içeriden bilgim vardır. Şuraya kadar gidecek, buraya kadar gidecek. Çünkü görüyorum mesela videoyu çekiyoruz. Oradan biri e, yorum atıyor. Buraya kadar gidecek. Ben bu kadar aldım, bu kadar gidecek. Allah her hepinizin gönlüne göre versin arkadaşlar çok para kazanırsa da kazanırsanız da şımarmayın lütfen yani paranız paranız insanlığınızı kaybettirmesin. <laughs> yırtık yırtık çorapla dolaştığınız günleri unutmayın yani. <laughs> o günlere aklınızda kalsın. Şimdi eski, eski zirvesini bekliyoruz ki ben daha da ilerlerini bekliyorum açıkça söyleyeyim. Sushi'de benim beklentilerim çok yüksek. Ee, ama şöyle bir stratejim var her zaman çünkü en çok sorulan soru, soru şu oluyor ya işte şu enstrüman boğa geldiğinde nereye kadar gider sorusu ee, orada işte senin şeyi önemli yani hangi kafayla oradasın yatırım mı yaptın yoksa alıp, sat, alıp satmak mı istiyorsun alım satım mı yapmak istiyorsun o önemli. Benim tavsiyem zaten bu seviyelere geldi enstrümanlar buralarda artık her zaman söylüyorum fazla kıpraşmaya gerek yok yatırım yapmak gerekiyor çünkü buradan e, satarsın aşağıdan alacağım dersin belki olur ama belki buradan topuklar yukarı doğru atar sushi ondan sonra arkasından bakıp ağlarsın tüh ben bu 0.60'dan almıştım 1 dolardan sattım. Bak gitti şimdi 100 dolara ben ne e, ne yaptım diye oturur, hayıflanırsın. O, tamam mı? Unutma gördüğün gibi arzı sınırlı ve yüzde 92'si arz edilmiş arkadaşlar. Eğer belli ellerde toplanmışsa o yüzde 92'si. Tamam mı? Ee, dediğim gibi kripto piyasasının üstü de boş, altı da boş arkadaşlar bu hareket bile aslında artık buralarda buralarda bir şeyler olacağını maliyetin artık tamamen yani şu anda tasdiklemiş oldu. Şuradaki maliyeti ve en sonunda şurada da bir maliyet oluşmuş. Yani şu bizim 0.60 seviyesi var ya bak burada da bir maliyet oluşmuş. Yani volume profile, profile koysan burası zaten korkunç bir maliyet. Burada da bir maliyet oluşumu olduğunu göreceksin. 0.60 seviyesinde. Gelirse 0.30 seviyesinden de alırız. Hiç sorun değil. Ben ister miyim 0.30'a gelmesini? Gerçekten isterim yani. Keşke gelse de oradan da alsak. Yatırımcıyım çünkü. Yatırımcı ister arkadaşlar. Daha da düşsün. Daha da düşsün. Oradan da alayım da. Kırmızı çizgiye kadar ben gelmesini isterim. Bunun altına her zaman diğer videoları da takip edersen hep şunu söylüyorum. Her enstrümana belli bir kapital ayırıyorum. Onu 3'e bölüyorum. Yatırım yapacağım enstrümanlara. 3'e bölüyorum. 3 kademe belirliyorum. Eğer 0.16'nın altına sushi düşerse yarın öbür gün yani piyasa döndü diyelim rezil şeyler oldu. Önümüz kış çünkü arkadaşlar. Yani Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart Kuzey yarım kürenin hakikaten psikolojik olarak da insanların karamsarlığa itildiği kötü haberlerle daha da karamsar yapıldığı zamanlar oluyor. Yani pek coşmalar birazcık zor oluyor arkadaşlar. Yani önümüzdeki bu yani benim canlı yayınlarda da bahsettiğim önümüzdeki 6 ay Ekim bunlara dahildi. Ekim, Kasım, Aralık Ocak, Şubat, Mart gerçekten çok önemli dedim. Kripto piyasasının geleceği açısından. Çünkü artık buralarda Toplayan toplayacak arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Topladın 0.16'nın da altına düştü. Sushi bir daha sushi, sushi ile alakalı kesinlikle bir maliyet yapmam söz konusu değil. Sushi en son alacağım yer 0.1680 seviyesi. Onun altındaki hiçbir rakamdan bir daha sushi almam. Zaten sushi'ye ayırdım parayı da bitirmiş oluyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani sushi'ye ekstra sushi ile uğraşmam. Sushi de aslında e, benim takipçilerim de biliyorlar. Bu önümüzdeki Ekim dahil Ekimi bitirdik. Ekim dahil e, bir strateji daha devreye sokuyorum diye bahsettiğim konu var. Biliyor yani beni takip edenler biliyor. E, diğer bir strateji e, oluş stratejiye daha geçiş yaptım diye bir. Eee, deklarasyonum oldu diyelim, deklarasyon açıklamam oldu diyelim. Orada da listemi de açıkladım. Benim dedim sizden gizlim saklım yok. Liste bu. Eee, o listenin içinde sushi de var. O da neydi? Ekim ayından itibaren ay sonu kapanışlarında hiçbir şekilde fiyata bakmadan mal alacağım. Bu yukarı doğru olabilir. Buradan aşağı doğru olabilir. Hiç umurumda değil. Şimdi Ekim sonunda aldığım sushi bir günde yüzde elli yukarı attı, attı bu da umurumda değil, anladın mı? Çünkü ben söylüyorum eski zirvesini görmeden buralarda mal satmam. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart dönemi içinde sushi'nin tüm aylık kapanışlarında fiyata bakmadan mal alacağım. Umarım sushi buralarda takılır şurada bir maliyet seviyesi yeniden oluştu ya bak burada burası çok önemli bu arada. Bak aylık bakıyorum bu arada yanlış olmasın. Aylık baktığımda apaçık ortada gözüküyor zaten. Ee, burada da 1 2 3 4 5 aylık şurada da bir maliyet olu, maliyet oluşumu söz konusu. Ki bu da önemli. Ee, şimdi bunun ortalaması e, buralarda dolanırsa Sushi ortalaması 0.92'lere falan gelecek ki gayet iyi rakam. Dediğim gibi şu kademeleri bekleme taraftarı değilim artık. Belli enstrümanlarda yine beklediklerim de var ayrı ama bir listemiz var. O listedeki enstrümanlarda önümüzdeki 6 ay ben kendi adıma söylüyorum sen daha iyisini bilirsin. Bütün aylık kapanışlardan fiyata bakmaksızın alım yapacağımı deklare ettim. Bunu da e, bunu da uygulamaya koydum arkadaşlar. Açıkça söyleyeyim. E, o da neden öyle bir ekstra stratejiyi devreye soktum? E, çünkü 200 günlüklere göre açtığım işlemlere vaktim kalmadı. Onlara, onlarla e, uğraşamıyorum. Ara sıra oturduğum zaman kısa vadeli trade'ler açıyorum. O spo, spor maayetinde arkadaşlar benim kısa vadeli trade'lerim. Hani vakit geçsin. Heyecan olsun. Ki artık beni heyecanlandırmıyor kısa vadeli trade'ler de. Eskiden de onlar. Ee, senaryoyu çünkü senaryo hep aynı senaryoyu gördüğün için 25 senedir senaryoyu biliyorsun neler olacağını. Ee, onu, ona göre yeni bir strateji geliştirdim. E, o da neydi? Her zaman ne diyorum? Bu piyasada kurşunun bitmesini Ne olursa olsun kurşununu bitirme. Ee, ekstra bir yerden ekstra e, efendim bir kapital geldiği için e, aylık olarak o aylık gelen kapitali de zaten yoktu. Yine yok sayarak aylık kapanışlarda bari bir şeyler alalım. Önümüzdeki zamanlarda onlar da bizim yüzümüzü güldürebilir ümidiyle seçtiğimiz listemizi aldığımız enstrümanlarda alımlar yapacağımızı deklar ettik. Sushi'de son durum bu. 200 günlüğe ben bakmam. Trade zaten Sushi'de niye trade yapayım? Değil mi? Yani Bitcoin'de yaparım trade'i. Ethereum'da yaparım. Efendim söyleyeyim. Solana'da yaparım. Avax'da yaparım. Ee, ki ben Avax'da trade yapmam. <laughs> bu arada. Bitcoin Cash'te yaparım. Çok güzel trade enstrümanı. Mesela Solana ile Bitcoin Cash. Bitcoin keş hatta daha daha iyi bir e, trade enstrümanı. Ee, onun haricinde durum bundan ibaret. Sushi'de gerçekten e, çok hedeflerimiz çok yüksek arkadaşlar. Yani şimdi çizmeyim hedef medef de. E, klasik cevabımı veriyorum. İlk önce bir eski zirvesini görsün. Ondan sonra bakarız. Ondan sonra bakalım. E, oralarda bir yerde karımızı alırız. Sonra geri kalanı da salarsın. Salarsın bakalım nereye kadar gidecek diye. Durum bundan ibaret, e, aylıkta ve 3 aylık e, grafiklerde daha net görme şansınız olur arkadaşlar her zaman. E, tabii uzun vadeli yatırımcıysan, kısa vadeli yatırımcıysan trade yapıyorsan ben hemen 30 dakikalığa dönüyorum. Benim e, favori e, zaman dilimim trade'de 30 dakikalıktır arkadaşlar. 30 dakikalık kırılımlar ararım, kırılımlarda da klasik trade'i yaparım hiç kafam ağrımaz. Tamam Yani indikatör kesinlikle yok arkadaşlar bende. Hiçbir indikatörle işlem açmam. İşlem kapatmam. Trade'e bakarım. Trade, trade, trade'de sadece kırılım bakarım. Kırılımdan sonra da klasik risk ödül oranı 1'e 2 koyarım. Daha da giderse de hayıflanmam markasından 1'e 2 büyük rakam arkadaşlar. Trade'de. Çok 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 değerli. Çok değerli bir Sayı. 1'e 2. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Çok iyi bir performanslı. Bugün için de şimdi e, saat 3 oldu. E, 3 ile 5 arasındaki range'e göre 2 saatliğe döneyim. Pardon 3 saatlik oldu. 2 saatliğe döneyim. Yani short açanları bir daha döner patlatırlar mı bilmiyorum. Yani ben zaten trade açmaya gerek yok Sushi'de. Dediğim gibi Sushi'de şu anda bir keyfini sür. Eğer bu 0.60'dan almışsan Sushi'yi keyfini sürüyorsun ama dediğim gibi 0.60'dan Sushi almışsan Sushi'nin 2 gün, iki gün sonra 1 dolara gelmesinin hiçbir manası yok arkadaşlar. Hiçbir manası yok. Sushi'nin bir an önce eski zirvesine gelmesi manalı bir şey. Çünkü 0.60'dan aldığını eski zirvesini yakaladığı zaman manalı bir para kazanmış oluyorsun. Güzel bir kar alırsın, gider bir güzel yersin. <laughs> Kendinize iyi bakın. Umarım dediğim gibi önümüzdeki zamanlarda Türk yatırımcıların kripto piyasasında yüzü. Çok gülen arkadaşlar. Önemli olan Türk yatırımcısı kazansın ki memleketimize döviz girişi olsun katlanmış bir şekilde, katlanmış bir şekilde geri dönüş alalım hep birlikte ee, gerine gerine dolaşalım memleketimizde. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.